ortamdaki değerler ile çatışmadık, muarız olmadık ama hiçbir zaman içten de samimi, sevgi dolu, içtenlikli olmadıksa bunu bilen Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkacağız. Bizi kalabalıklardaki mobese görüntülerimizle değil, yüreklerimizdeki niyetlerimizle hesaba çekecek olan Allah Azze ve Celle. Sizin ben nutkunuzu biliyorum. İçten en mahrem yerinizde kendinizle olan konuştuğunuzu biliyorum. Bazen evladımıza bile sakladığımız, yanı başımızda sabaha kadar aynı yastığa baş koyduğumuz kocamızın yahut kadınımızın, eşimizin bile haberi olmadığı bize saklı düşünceler Cenab-ı Hak dedi ki biz biliyoruz. Orada kendimizle neyi konuşuyor isek akıbetimiz ona göre şekillenecek. Orada kendimizle bu Cenab-ı Hakk'ın rızasına daha uygun böyle yapayım diyenlerden miyiz? Orada kendimizle konuşurken bu işi şöyle yapalım, bu Allah'ın emirlerine daha uygun, diğeri Cenab-ı Hakk'ın yasağına takılıyor. Ne derim orada Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımda diye düşünüyor, böyle konuşuyor isek, kendimizi bu konuşmalar üzere yakalıyor isek, bizde takva var demektir. Bizde Cenab-ı Hakk'a dair bir sevgi, çünkü burası gönüllü bir yer. Bu içte ve en derindeki konuşmaların üzerinde herhangi bir gözlem yok, kimsenin gördüğü bildiği yok. Orada tamamen kendi gerçeğimizi yaşıyoruz. Eğer samimiyetimizle Cenab-ı Hakk'a karşı iyi bir kulluğu orada gündem yapıyor, kararlarınızı böyle alıyor isek, akıbetimizin hayır olacağına dair güzel bir durum ile karşı karşıyayız demektir. Yoksa yaptığımız iyi işleri bile başkalarının gördüğünden dem vuruyor. Yap, şöyle yapalım da baba memnun olsun, o sever böyle şeyleri. Yahut komşu böyle görsün, yahut patron şöyle yapsın, bilsin diye başka hesaplar üzere kendimizi yakalıyorsak, bu bizim sadakatimizin olmadığına dair önemli bir ip ucu olur. Hele hele işlerimizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmayan ortamlarda hemen başka türlü yapıyor isek, etrafımızdakiler değiştiğinde biz de değişiyor isek, Cenab-ı Hak ile ciddi bir bağlantımız yok demektir. İçimizdeki bu dağınıklığı düzeltecek iyi bir ayın içerisindeyiz. İçimize dönüp içimizdeki bu savrulmuşluğu istikamete sokacak. Artık burada sadece Allah için konuşulur ve sadece Allah için karar alınır diye kendi iç dünyamıza kendi egemenliğimizi kurmak, şeytanı oradan kovmak ve dünyaya dair beklentileri asla Cenab-ı Hakk'ın rızasının önüne geçirmemek üzere ortamda, o iç ortamımızda, nutkumuzda ipi ele geçirmek, durumu, dizginleri ele geçirip tutmak için Ramazan ayı kula güçlü bir fırsat alanı açar. Yediklerimizle, içtiklerimizle, şehvetimizin uyandığı, öfkemizin kabardığı, bütün arızı duygularımızın güçlü bir şekilde üzerimize geldiği zamanlarda değiliz. Gün boyunca açlığın üzerimize hakim olduğu, bedenimizde duygularımızın cılızlaştığı ve bizim kendimizle baş başa kalabildiğimiz ve yeni dönem için yeni sayfalar açmaya fırsat bulduğumuz bir zaman alanındayız. Özellikle samimiyet açısından Allah Azze ve Celle'nin tenhalarda ya su içerek ya ufak tefek şeyler yiyerek Cenab-ı Hakk'a karşı utanç içerisinde kalmayı nasıl göze alamıyor, bunu samimiyetimize sığdıramıyor isek, Ramazan dışındaki aylarda da insanların görmediği zamanlarda ve mekanlarda gâh nafile ibadetler ile
Cenab-ı Hak ile aramızdaki bu özel alakayı, özel ilişkiyi yaşamayı sürdürmek, ya infak ederek kimseciklerin görmediği ortamlarda, bunu ancak senin için yapıyorum, o yüzden hiç kimse bilmesin istedim diyerek yaptığımız bu irtibatı, bu özel irtibatı Allah'la sadece bizim aramızda. Alemlerin Rabbi, göklerin ve yerin yaratıcısıyla sadece bizim aramızda. Ana rahmindeki kadar özel, hiç kimsenin niyetlerimize tanık olmadığı, bizi görmediği, hatta amellerimize bile, nafile ameller böyledir, nafile sadakalar böyledir. Cenab-ı Hak ile aramızdaki bu özel aralığı, kapıyı, mecrayı açık tutabilmenin zevkine Ramazan ayında ereriz. Ramazan ayında bu zevk bizde hasıl olur. Oruç ibadetiyle bunun tadına Ramazan ayında varırız. Şeytanın insana erişiminin kapandığı, onun samimiyetine Cenab-ı Hakk'a duyduğu bu içtenlikli ibadet üzerinden kurduğu bu özel ilişkiye yakınlaşamadığı, tuvalette bile ona su içiremediği, tenhalarda ufacık şeyleri ona yediremediği, ya burada kimsecikler bunu görmüyor dediğine, Rabbim görüyor bilinciyle kulun cevap verdiği o bilincin yükselmesi beklenmekte. O bilinç yükselsin ki Ramazan ayı dışında da Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzu artık insanların görmelerine, onların bilmelerine satmayıp sadece Cenab-ı Hak için alabilme erdemine sahip olabilelim. Bunun adına takva denir. Ramazan bizi takvaya alıştırır, takvaya özendirir, takvanın lezzetiyle buluşturur. Cenab-ı Hakk'a kurbiyetimizin böylesi yükseldiği bir aydan söz ediyoruz. O yüzden Allah Azze ve Celle bütün Ademoğlunun ibadetleri kendisine olsun, onun orucu bana özendir, orucu kendime ayırıyorum dediği, kullu amel ibni Ademe lehu, Ademoğlunun bütün amelleri ona olsun, illa sıyam, oruç hariç, fe innehu li, o benim içindir, ve ene eczi bi, ve ben ona karşılık veririm. Cenab-ı Hakk'ın bu kutsi rivayette böylesine kıymetlendirdiği bir amelini sırf insanlar gördüğü yerlerde yemeyip, insanların görmediği yerlere çıkarak yiyip içen kimselerin duymak bile istemeyecekleri, bilmek bile istemeyecekleri, bu meselenin konuşulmasından rahatsızlık duyacakları, iç dünyalarının adeta deşifre ediliyor, herkes ondan bahsediyormuş, onlardan bahsediyormuş gibi bir sıkıntıyı, utancı yaşayacakları bu zillete Allah ne bizi uğratsın, ne zürriyetimizden çocuklarımızı, onların çocuklarını uğratsın. Yüce Allah Azze ve Celle ile aramızdaki en son kalan samimi, steril, özel bağlantı, oruç bizim için kurtuluşa bir vesile olsun. Diğer ibadetleri de eşi sana yaşayabilmenin basamağı haline gelsin. Ben namazımı kılmazdım ama orucumu tutardım. Sonra yıllar sonra oruç beni namaza da götürdü diyen yüz binler, milyonlar gibi kulların oruç üzerinden Cenab-ı Hakk'a bağlılığı yaşayabildikleri bir vesileden söz ediyoruz. Oruç takvanın aracıdır. Kutiba aleykumu siyam kema kutiba alellezine min kablikum. Size oruç farz kılındı, sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Peki niçin bize farz kılındı? Leallekum tettakûn. Takvaya erebilesiniz diye. Takva bir amaç, oruç bir araç haline geldi. Takva Cenab-ı Hak
Hak adına hareket edebilmek, Cenab-ı Hak adına karar alabilmek. İç dünyamızda o kendi başımıza en özel mahrem alanımızda kararlarımızı verirken Cenab-ı Hakk'ı gözetebilmek. Bunun için ne yapmalıyım diyen her kişinin reçetesi burada. Bizlerin takva fukarası olarak aradığımız bu samimiyeti iç dünyamızda yerleşik kılabilmek üzere Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bir ibadetten bahsediyoruz. Bunu Ramazan ayında yaşamışken, buradan takva devşirmiş, takva ile güçlenmişken, neden bir kul bunu yine takva edinebilmek için yılın belli zamanlarında tekrarlamayı denemez? Madem ki denedin, baktı ki buradan takva hayatıma yayılıyor. Buradan samimiyet yüreğime iniyor. Yüreğimde oruç ibadeti üzerinden Cenab-ı Hak ile güçlü bir bağ ve irtibat kurabiliyorum. Şu halde Allah Azze ve Celle'nin zorunlu alıştırarak Ramazan gibi bir ayda öğrettiğini, neden diğer aylardan birer, ikişer, Resulullah'ın dediği gibi üçer ve belki daha fazla yapmak suretiyle kul bu takvasını güçlendirmeye ve Cenab-ı Hakk'a dair korunabilme refleksini, onun haram kıldığı şeylerden, onu öfkelendirici, onun gazabına yol açacak şeylerden korunabilme refleksi olarak hayatında bu güce ve kuvvete kavuşmak için neden değerlendirmez? Dolayısıyla her gelen Ramazan ayının bize yeniden sen de takva sahibi olabilirsin. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı sen de gönüllü bir bağ kurabilen, onun emir ve yasaklarını hayatında sevdiği için, Cenab-ı Hakk'ı saydığı için yaşayabilen bir kul sen de olabilirsin çağrısı ve fırsatının adıdır. Biz bu birbirinden farklı ibadetler ile, yani namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi bu ibadetler ile kulluğumuzu yaşıyoruz. Bunlar kulluğun meşru vesileleridir. Neden meşru vesileleri? Yani Cenab-ı Hakk'ın teşri ettiği, Allah'ın adını koyup emrettiği, Resulullah'ın da hayatında icra edip, tatbik edip gerçekleştirdiği meşruiyeti buradan ortaya çıkıyor. Bunların üstüne biz başka bir şey eklesek, hoplamayı, zıplamayı eklesek, her hopladığında bir Subhanallah, her yana zıpladığında da işte şu ayeti oku desek olur mu? Olmaz. Bu da gayrimeşru bir vesile olur. Gayrimeşru vesileler kulun Cenab-ı Hakk'ın hukukuna burnunu soktuğu için, Allah'ın ibadet olarak istediği, kullarına hidayet olarak elçi gönderip dinini öğrettiği sürece biz de çok korkuyorum ölümden, ölüm değil amelimden. Çok korkuyorum ölümden, ölüm değil amelimden. Korkum Azrail'den değil, cehennemin ateşinden. Korkum Azrail'den değil, cehennemin ateşinden. Cennetine, cennetine koy bizi de, cennetine.
Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine, 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 koy bizi de cennetine, Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine.